Asking for permission. İzin isteme. Bu ünitemizde birinden izin isterken veya birinden bir şey rica ederken hangi cümle kalıplarını kullanırız, cümleye nasıl başlarız ve bu sorulara nasıl yanıt veririz onları öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Birinden izin isterken veya bir şey rica ederken şu iki kalıbı kullanabiliriz. May I ya da Can I? İkisi de cümleye ebilir miyim anlamı katacak. Buralarda nokta nokta olan yerlere ne için izin istiyorsak veya neyi rica ediyorsak onların İngilizcesini yazıyoruz. May I ile başlayan sorulara cevap verirken genellikle kullandığımız cümleler şu şekildedir. Eğer olumlu cevap vereceksek Yes, you may. Evet, yapabilirsin. Sure. Elbette. Of course. Tabii ki. Cevaplarını verebiliriz. Eğer olumsuz cevap vereceksek No, you may not. Hayır, yapamazsın. Ya da Sorry, not right now. Üzgünüm, şimdi olmaz diye cevap verebiliriz. Olumsuz cümlelerde not ekinin cümleye olumsuzluk anlamı kattığını bir kez daha hatırlamış olduk. Can I ile başlayan sorulara cevap verirken ise genellikle kullandığımız cümleler şu şekildedir. Olumlu cümleler Yes, you can. Evet, yapabilirsin. Sure, elbette. Of course, tabii ki. Bu iki olumlu cevabı may I sorusuna da kullanabiliyorduk. Verebileceğimiz olumsuz cevaplara baktığımızda No, you can't. Hayır, yapamazsın. Ya da Sorry, not right now. Üzgünüm, şimdi olmaz diyebiliyoruz. Hatırlarsanız bu olumsuz cevabı da yine may I sorusunda kullanabiliyorduk. Şimdi örneklere göz atalım. May I come in? İçeri girebilir miyim? Yes, you may. Evet, girebilirsin. May I open the window? Sure. Pencereyi açabilir miyim? Elbette. May I turn off the lights? Işıkları kapatabilir miyim? Sorry, not right now. Üzgünüm, şimdi olmaz. Can I take your pencil? Yes, you can. Kalemini alabilir miyim? Evet, alabilirsin. Can I clean the board? No, you can't. Tahtayı silebilir miyim? Hayır, silemezsin. Making simple requests. Ricada bulunma. Birinden bir şey rica ederken genellikle cümlemize Give me ile başlıyoruz. Give, vermek demekti. Buradaki nokta nokta olan yere neyi rica ediyorsak, neyi istiyorsak onu yazıyoruz. Hadi örneklere bakalım. Give me the book, please. Here you are. Kitabı bana ver lütfen. Buyur, al. Birinden bir şey rica ederken genelde cümlenin başında ya da sonunda please yani lütfen kelimesini kullanıyoruz. Give me the ruler, please. Sure. Cetveli bana ver lütfen. Elbette. Give me the sharpener, please. Say that again, please. The sharpener, please. Okay, here you are. Kalem tıraşı bana ver lütfen.
Tekrar söyle lütfen. Bu cümleyi birini tam duymadığımızda ya da anlamadığımızda kullanabiliriz. The sharpener please. Kalem tıraş lütfen. Tamam. Buyur. Burada gördüğünüz gibi başında give me demeden de istediğimiz şeyi söyleyebiliyoruz. Look at the board please. Say that again please. Look at the board please. Okay. Tahtaya bak lütfen. Tekrar söyleyin lütfen. Tahtaya bak lütfen. Tamam.